Merhaba, bu çalışmamızda Sibelius ile parmak numaraları eklemeyi öğreneceğiz. Müzik dilinde buna duete denilir. Add finger, yani parmak numarası ekleme. Önce enstrümanımızı seçiyoruz. Müzik eğitiminde kullanılan blok flüt dediğimiz, aslında soprano recorder diye bilinen, 1695 yıllarına kadar bizim bildiğimiz flüt çalgısı için parmak numaralarını ekleyeceğiz. Sibelius da bunu recorder olarak göreceğiz. Biz ona blok flüt diyoruz. Şu şekilde istediğimiz ölçüye, istediğimiz notaların üstüne tıklıyoruz. Mesela ben diyelim ki hepsini seçeceğim. Hepsini seçiyorum. Text sayfasından, ana sayfasından plugins, yani eklentiler demek. Oraya geliyorum. Burada bakın hepsi add yazıyor. Yani ekleme demek bunların hepsi. Başka şeyler de ekleyebiliriz çünkü. Şurada add recorder finger, yani parmak numaralarını ekle demek recorder'a. Burada flüt ailesini görüyoruz. İşte sopranino'dan başlıyor. Bas'a kadar inceden kanla doğru geliyor. Bizimki soprano blok flüt. Tıklıyoruz ve işlemimizi yapıyor. Burada tabi yanlarına koydu gördüğünüz gibi. Ben bunu istersem alt kısmını da staff text yaparak, buradan filter'dan staff text yaparak altına şu şekilde yerleştirebiliyorum. Yazı fontu eğer küçük gelirse buradan 9 yapabiliriz. Yani şu anda rahat bir şekilde görünür hale geldi. Burada şimdi yapılan işlemi de ben bir anlatmak istiyorum. Çünkü belki bilinmeyen şeyler olabilir. Hani bunu yaptı direkt, hadi çalalım olmayacaktır. Bazı işaretler var. Bunları da görelim ne demek. Bakın burada do notasına tüm parmakları kapatmış. Hepsini basmış. Ve T yazıyor. T ne demek? İngilizce'de thumb, yani baş parmak demek. Şu tireler ise elleri ayırmak için aralara çizgi koymuş. Mesela burası sağ el, tire, çizgi. Burası da sol el, tire ve baş parmak. Eğer baş parmağı yarım basıyorsak harfin ilk baş harfi, yani baş harfini koymuşlar. Eğer hiç basmıyorsak, bakın R notasında yıldız işaretiyle. Biz bunu eskiden mesela sıfırla gösterirdik. Şöyle yine istersek sıfır, yani hiç basılmayacak anlamda da gösterebiliriz. Aynı zamanda kendi dilimizde, mesela Türkçe'de baş parmak yerine ben buraya B harfi yazabilirim. Baş parmak anlamda. Ama standardı T olduğu için öyle dursun. Yani buna da imkan sağlayabiliyor arkadaşlar. Sağ el, sol el ve baş parmak. Bakın belli oluyor. Daha düzgün hale getirebiliriz. Eğer fontlarının büyüklüğü küçük geliyorsa, mesela bir nota yazdık, üstüne yazacağız, öğrencimize vereceğiz. Daha anlaşılır hale getirebiliriz. Veya hepsine yazmayız. Mesela diyelim ki burada bir tanesine yazsak sadece do'ya yeter. Gerçi başka do'da yokmuş ama. Mesela burada mi var. Şuradaki mi'ye yazmaya gerek yok. Zaten aynısı. Burayı silebiliriz. Yani çok kalabalık görüntüyü de sadeleştirebiliriz. Ama yeni başlayan bir kişi bunlara bakarak yanlış basıp basmadığını kontrol edebilir. Veya bir flüt metodu yaptığımız zaman tek tek notaları böyle işaretleyip o notanın şu parmakla çalınacağını göstererek metot üzerinde de eğitici çalışmalar yapmış oluruz. Flüt için parmak numaramız bu şekilde ekleniyor. Bu videoda da parmak numaraları nasıl eklenir onu öğrendik. Başka bir videoda görüşmek üzere.